Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir harita kombinasyonu hazırladım. Bu Promot üzerine kuruldu bütün haritalar. Şu anda bir video yükleniyor. Bundan bahsetmiştim o videoda. O kenar yumuşatma ile ilgili bir videoydu. Bir de Orta Doğu'yla Türkiye arasında bir yol bağlantısı vardı. O yol bağlantısında geçiyordu seyahat. Şimdi bu kombinasyonda dediğim gibi Promot üzerine kurulu bütün haritalar. İşte Rus map var, Kazakistan var, Güney bölgesi var, Volga haritası var. Promot var, Roa Extended var, Türkiye haritası var, Orta Doğu eklentisi var Promot eklentilerinden. Oldukça güzel bir kombinasyon bu. Yalnız buna gemiyle gidilebilecek yerleri eklemedim. Örneğin Endonezya haritası, Afrika haritası gibi haritalar yok burada. Sadece karayoluyla seyahat edebileceğiniz bir kombinasyon bu arkadaşlar. Şimdi haritaya bir bakalım. Haritamız bu. Aslında daha önce de bu haritadan yayınlamıştım. Fakat şimdi bazı haritaların yeni sürümleri çıktı. Hem o haritaların yeni sürümleri hem de bazı eklentiler var. Örneğin Promos içinde Rus mapta Kazakistan'da sınır geçişlerini düzenleyen bazı modlar var. Bazı yolları düzenleyen modlar var gibi ufak tefek farklılıklar var öncekine göre. Eğer daha önce Promot haritasını kurduysanız, yani buna benzer bir kombinasyon kurduysanız, o kombinasyon üzerine değişiklik yapıp yenileri ekleyip şey yapabilirsiniz, bunu kurabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey, bu Orta Doğu eklentisini kurduysanız eğer bir zoom dosyası var. O zoom dosyasında buna uygun zoom dosyasını seçmeniz gerekiyor. Onu da zaten az sonra haritaları gösterirken göstereceğim hangisi olduğunu. Bunların bağlantılarını da her zaman olduğu gibi açıklamada yayınlayacağım. Oradan indirebilirsiniz bütün dosyalarımızı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça büyük bir harita bu. Aslında aylarca kamyon kullansanız da bitmeyecek bir haritadır bu. Promot zaten başlı başına büyük. Ro Extended ve Ukrayna çok fazla şehre sahip. Rus map öyle. Volga haritası, işte Kazakistan, Güney bölgesi. Kazakistan'la Türkiye'yi bağlayan, bir de Güney bölgesiyle Türkiye'yi bağlayan yollar var. Burada bir küçük harita var. Aral haritası. Burada İskandinavya, yani pardon, İsveç adaları var. Paris var yine her zaman olduğu gibi. Roa Extended söylemiştim zaten. Başka aklıma gelmeyen bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Şimdi iş ekranına bir bakalım. Lübnan'dan İzlanda'ya kadar yük var, mesela 6419 kilometre. Oldukça uzun mesafelerde yükler bulabileceğiniz bir kombinasyon bu. Gerçi ben artık bu kadar uzun yollar gitmiyorum. Haritanın birçok bölgesini kontrol ettim. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Ama tabi bu kombinasyonlarda sorun olmaması garantisi yok maalesef. Çünkü haritaların tümü farklı farklı ellerden çıkıyor. Onları birleştirmek için yol bağlantıları vesaire gibi şeyler var. Ama yine de zaman zaman sorunlarla karşılaşmak olası bunlarda. Ama haritanın büyük bir kısmının problemli olmadığını söyleyebilirim hemen. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bildirirseniz bir çözüm bulmanın yoluna bakarım.
Yük ekranımızda böyle her tarafa yük var yani. Burada bakın, şurada Mersin'den Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan buraya gidebiliyorsunuz ama bu rotayı değiştirip karayoluyla da geçebilirsiniz artık. Çünkü Türkiye'den Güney bölgesi, pardon, Orta Doğu'ya karayolu var artık. Arayas bu Türkiye haritasına bunu ekledi. Buradan Orta Doğu'ya doğrudan karayoluyla Suriye üzerinden ulaşabilirsiniz. Suriye gerçi şu anda berbat durumda. Böyle bir geçiş gerçekten var mı yok mu bilemiyorum onu ama en azından bizim haritamızda bu imkan var yani, öyle söyleyeyim. Şimdi modları bir profil ekranınıza gidelim, modlara bir bakalım. Bunlar Kazakistan haritası arkadaşlar. Dev harita dosyası, yani bu tanım dosyası, bu harita dosyası, bu da modelleri içeren, yani prefabrikleri içeren bir dosya. 3 dosyadan oluşuyor. Bu Aral haritası Kazakistan haritasına ek olarak yapılmış küçük bir harita. Oldukça da güzel küçük şehirler var bunda. Bir bu taraflara gidip bakmanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Bu Güney bölgesi haritası 5 tane dosyadan oluşuyor bu da. Bir İngilizce dil dosyası var bunun. Bu tanım dosyası ve harita dosyası var burada. Bunlar da model dosyaları, yani prefabrikleri içeren dosyalar. Bu Gukova Map Güney bölgesi haritasına küçük bir eklenti. Bunda da bir iki tane şehir var. Bu da onun İngilizce dil dosyası. Volga haritası yine Rusya'nın Volga bölgesiyle ilgili bir harita. İki tane model dosyası var. Bir tanım dosyası var. Bir de Rus map'ın hemen üstüne gelen map dosyası var arkadaşlar. Sıralamaya dikkat edin lütfen. Bu Volga map Rus map'ların üstüne gelecek. Yani promotes'ların da üstünde. Ve bunlar da hemen Güney bölgesinin üstüne geliyor. 3 tane dosya. Tamamı 4 dosyadan oluşuyor bunların. Bu İngilizce dil dosyası, bu Volga haritasının. Bu da buraya geliyor. Yani toplam 1, 2, 3, 4. Bir de bu 5 tane dosya, dil dosyasıyla beraber. Bu Rus map'ın tanım dosyası. Rusya haritasının. Bu da şu 4 dosyanın, 3 dosyanın bir parçası, yani toplam 4 dosya dil dosyasıyla beraber 5 tane dosya yapıyor arkadaşlar. Bu İngilizce dil dosyası Rus haritasının. Bu harita dosyası. Bunlar da model dosyaları. Yani prefabriklerin bulunduğu dosyalar. Bu da tanım dosyası. Tanım dosyası promotların altına geliyor. Promotların dosyası zaten 7 tane. Bu tanım dosyası, harita dosyası, medya dosyaları var. Yani ses dosyaları var bunlar. Bunlar da yani prefabrik dosyaları. Burada da yine bazı prefabrikler var. Bu Promotes'un Orta Doğu eklentisi. Bu da Orta Doğu eklentisinin tanım dosyası. Bu iki dosya Promotes'ların üstüne gelmek zorunda. İskandinavya haritası var. Bu İskandinavya haritasının tanım dosyası ve harita dosyası, iki tane dosya. Bunları da Orta Doğu eklentisinin üstüne getiriyorsunuz. Şu sınır geliştirmesi, yani bu sınırlardaki kontrollerin, evrak kontrollerinin yapıldığı sınırların yeni prefabriklerle değiştirilmiş hali. Promotus için bir eklenti bu da.
Bunu kurup kurmamakta özgürsünüz. Yani mutlaka kurulmak zorunda olan bir şey değil. O sınır geçişlerini yenileriyle değiştiriyor sadece. Rus map haritalarını söylemiştim zaten. Bunun def dosyası Promotes'ların hemen altında. Bunlar da bu sınır genişlemesinin üstüne gelecek. Volga haritasını görmüştünüz. En altta Promotes'ların hemen altına geliyordu bunlar, Rus map'ın altına. Bu biraz karışık. Yani şu düzen biraz kafanızı karıştırabilir. Burayı dikkatle izlerseniz, beni de dinlerseniz herhangi bir sıkıntı olmadan bu şey kombinasyonu kurabilirsiniz. Yani aslında çok bir zorluğu yok. Zaten sıralamayı baştan sona göstereceğim. O yüzden herhangi bir problemle karşılaşmadan kurabileceğiniz bir şey bu. Bu Promotes 2.41 ile RusMap 1.9'un yol bağlantıları, karayolu bağlantıları. RusMap Promotes'un üstüne kurduktan sonra bunlar da RusMap'la Promotes arasında yol bağlantısı sağlıyor bu mod. Bu yine sınır genişlemesi. Bu da Kazakistan için. Yani Rusya ile Kazakistan arasındaki o sınırda binaları değiştiriyor arkadaşlar. Bu Rus haritası için sınır genişlemesi. Bunda da Rusya'da bulunan o sınır geçişlerindeki binaların değiştirilmesi işi söz konusu. Bu modlarda yine isteğe bağlı olarak eğer isterseniz kurarsınız, istemezseniz kurmazsınız. Yani bu ikisi ve alttaki şu Promotes'un sınır genişlemesi bunlar isteğe bağlı. İster kurun, ister kurmayın. Raw Extended dosyaları 4 tane. Burada ben 2.2 sürümünü kullanıyorum ama 2.1 sürümünü de kullanabilirsiniz. Yani buradaki düzenin aynısı. 2.2 yerine 2.1'i kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlarda yok bu çünkü ücretli ve PayPal'la ödeme yapıldığı için Türkiye'den maalesef birçok arkadaş ödeme yapamadığı için bunu alamıyor. Ama bunun yerine ücretsiz olan sürümü yani 2.1 sürümünü bunların yerine koyabilirsiniz. Bu Raw Extended'in İngilizce dil dosyası. Bu da yine Raw Extended 2.2 için. İngilizce dil dosyasını eğer bunu 2.1 kurduysanız, 2.1'i kurduysanız ücretsiz sürümünü bu dil dosyasında 2.1 için olanı indireceksiniz. Bu Promotes 2.41 ile Raw Extended 2.2 arasındaki yol bağlantısı, karayolu bağlantılarını sağlıyor bu dosya. Bunda da yine 2.1'i kurduysanız eğer bunun 2.1 için olanını kurmak zorundasınız. Bu Raw Extended 2.2 ile RusMap arasındaki yol bağlantılarını sağlayan bir dosya. Yani RusMap'la Raw Extended'i kullanıyorsanız bu dosyayı kullanmak zorundasınız. Promotes Raw Extended'i kullanıyorsanız bunu kullanmak zorundasınız. Bunları linkleri şeyde var zaten. Videonun açıklamasında olacak. Bu dosyaları Raw Extended'in sitesinden indireceksiniz. 2.1'i indirecekseniz oradan yani Raw Extended'in ücretsiz sürümünü kullanacaksanız bu dosyaların uygun olanlarını indirmeniz gerekiyor. Şimdi YKS'nin Raw Extended'in yaptığı bu YKS-RSK isimli dosya Türkiye haritası. Daha önceki kombinasyonda bu iki parçadan oluşuyordu. Bir en altta, modların en altında vardı. Bir de burada vardı. Yani Raw Extended'in üstünde oluyordu. Şimdi artık bu tek dosya haline geldi. En alta bir şey koymuyoruz. Türkiye haritası tek bir dosya. Bunu indirip buraya koyuyoruz. Bir tek buna bir yol bağlantısı var. Bu Türkiye haritası ile Promotes'un arasında yol bağlantısı sağlıyor bu. Bu Promotes Middle East yani Orta Doğu. Promotes Orta Doğu yol bağlantısı. Yani o Suriye'nin olduğu yol bağlantısı arkadaşlar bu. Eğer Orta Doğu eklentisini kullanıyorsanız bunu kullanacaksınız. Yok eğer Orta Doğu eklentisini kullanmıyorsanız bunun Orta Doğu eklentisi olmayan yani YKS-RSK'nın Promotes
yol bağlantısını, bu sonunda mi olmayan, me olmayan yol bağlantısını kullanacaksınız. Bu Kazakistan'la Türkiye arasında bir yol bağlantısı sağlıyor. Az önce göstermiştim. Kazakistan'la Türkiye arasındaki o uzun yol bağlantısı vardı. O yol bağlantısını sağlayan mod bu. Bu da YKS ile, yani Türkiye haritasıyla Güney bölgesi arasında yol bağlantısını sağlayan bir mod. Bu İsveç adaları, küçük bir ada bu. Promot sürümü bu. Ona da dikkat edin. Bunun iki tane sürümü var. Bir Promot sürümü, bir de normal standart haritada kullanılabilen sürümü. Çünkü Promot, bu İsveç adaları iki adadan oluşuyor. Yani normalde bu modun standart sürümünde iki tane ada var. Promot sürümünde bir tane ada var. Çünkü Promot adalardan bir tanesine şehirler ekledi. Bunda o Promot'un üstündeki şehirler kaldırılmış ve Promot'a uyumlu hale getirilmiş sürüm bu. Bu Paris'in yeniden yapılandırılması, neredeyse hemen hemen bütün kombinasyonlarda kullanıyoruz bunu. Paris ile ilgili genişletme sağlayan bir mod. Bu arkadaşlar bir depo ve ev ekliyor. Bunu ister kurun ister kurmayın. Promot uyumlu. Bunu kurduğunuzda bu Epinal denen yerde bir tane depo ve ev sahibi oluyorsunuz. Aynı zamanda buradan yük alıp uyuyabilirsiniz de. Küçük bir mod bu da. İşinize yararsa, yani yarayacağını düşünüyorsanız kurabilirsiniz. Bu text fix haritalarda aslında herkese gerekli olmayabilir bu. Bazı grafik kartları ile ilgili sanıyorum. Tam emin de değilim bundan. Fakat yollarda böyle parlamalar ve kararmalar oluşuyor bazen bu kombinasyonlarda. Bu direkt X11'e geçince ETS2 bazı sorunlar çıktı haritalarda. Örneğin yollar parlıyor bazen, ışıl ışıl, ya da karanlık oluyor. Bu text fix onu düzenliyor, onu düzeltiyor. Varsayılan olarak ben bunu buraya ekliyorum. Yani bu hatayla karşılaşsam da karşılaşmasam da ekliyorum. Bunu eklemenizde herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da yine RoExcend'in sitesinden indireceksiniz. Linki video açıklamasında olacak. Bu Megazoom büyük haritalar kurduğumuzda haritaların, şimdi bu yeni 1.35 sürümünde böyle bir sorunla karşılaştık. Haritaların üzerindeki bu simgeler var ufak ufak, işte benzin istasyonuydu, depolardı, iş alınan şirketlerde, otellerde vesaire gibi simgeler var. Bu simgelerin sayısı çok olduğunda oyun hata veriyor. Dolayısıyla haritalardan bu simgelerin bir kısmının çıkartılması gerekiyor ki hata vermesin. Bu Megazoom onu yapıyor. Çok büyük haritaları bunu kurduğunuzda haritaların üzerindeki simgeleri ETS2'nin kabul ettiği düzeye düşürüyor. Dolayısıyla haritada zoom yaparken oyun çökmüyor. Eğer bunu eklemezseniz haritaya zoom yaparken oyun çökecek ve siz de sıkıntıya düşeceksiniz. Dolayısıyla bunu kurmak zorundasınız. Haritalar bu kadar arkadaşlar. Yukarıdan aşağı tekrar bir gidelim. Sıraya bir bakın. Arayasın Megazoom'u. Bu TextFix. Varehouse Epinal. Paris yeniden yapılanması. İsveç adaları. Türkiye Güney bölgesi arasında yol bağlantısı. Kazakistan Türkiye arasında yol bağlantısı. Türkiye ile Promot Orta Doğu eklentisi arasındaki yol bağlantısı ve Promot'un Trakya'daki yol bağlantılarını içeriyor aynı zamanda bu. Sadece Suriye'yi değil. YKS haritası bu. Türkiye haritası. RoExtended ile RusMap arasında yol bağlantısı bu. Promot 241 Romanya RoExtended 2.2 yol bağlantısı, RoExtended 2.2 İngilizce dil dosyası,
Bu 4 dosya raw extended dosyaları. Zaten şurada 1, 2, 3 diye sıralamanın nasıl olacağını görüyorsunuz. Bu sınır genişlemesi RUSMAP için. Bu Kazakistan için sınır genişlemesi. Bu Promotes 241 ile RUSMAP arasındaki yol bağlantıları. Bu Volga haritası. Volga haritasını unutmayın, en altta da 3 parçası vardı bunun. Bu RUSMAP için İngilizce dil dosyası. RUSMAP dosyaları 3 tane bunlar. Bir tane de Promotes'un hemen altında var, 4 tane unutmayın. Yani toplam 5 tane RUSMAP dosyası var İngilizcesiyle beraber. Bu Promotes içindeki bazı sınırların değiştirilmesini sağlayan bir mod. Sınır genişlemesi yine. Bu İskandinavya modu, bu iki mod. Biri tanım dosyası, biri harita dosyası. Promotes'un Orta Doğu eklentisi. Promotes dosyaları 7 tane dosya zaten. RUSMAP'ın tanım dosyası, diğer 4 tane dosyası İngilizcesiyle beraber 4 tane dosyası promosyonun üstündeydi. Bu Volga haritası için İngilizce dil dosyası, Volga Map'ın 3 dosyası, bir de en üstte RUSMAP'ın hemen üstünde bir tane vardı. Toplam yine İngilizce dil dosyasıyla beraber 5 tane dosya yapıyor Volga Map. Bu Gukova İngilizce, Gukova Map, bunlar da Güney bölgesinin eklentileriydi. Güney bölgesi İngilizce dil dosyası ve harita dosyaları bunlar. Toplam bunlar da 5 parça İngilizcesiyle beraber. Bu Aral genişlemesi Kazakistan'ın bir eklentisi. Kazakistan haritası olmazsa bunu kuramazsınız. Çünkü Kazakistan'a bir yol bağlıyor. Eğer bunu Kazakistan olmadan kurarsanız Rusya ile yol bağlantısı olmayacak. Bu da Kazakistan dosyaları. Bunlardan. Bütün dosyalar bu kadar arkadaşlar. Bunları kurduğunuzda herhangi bir sorunla karşılaşmadan bu kombinasyonu çalıştırabilirsiniz. Yani şu anda bu kombinasyon çalışıyor. Ben bunu çeşitli noktalarda kontrol ettim. Herhangi bir sorun yok. Tabi bu herhangi bir sorun yok derken bütün haritayı komple kontrol etme imkanı yok. Bunu takdir edersiniz, çok büyük bir harita. Ama sorun olabilecek yerlerde, örneğin sınır geçişlerinde, bu yol bağlantılarında haritaları birbirine bağlayan noktalarda herhangi bir sorun yok benim kontrol ettiğim yerlerde. Siz de herhalde bir sorunla karşılaşmadan oynayabilirsiniz. Şimdi bunları söylemişken birkaç şey daha ekleyeyim. Şimdi bazı haritaları ben kombinasyonlarıma dahil etmiyorum. Bu haritalar yeni yapılmış ya da bu işe yeni başlamış arkadaşların hazırladıkları haritalar. Kimi estetik açıdan tatmin edici değil, yani güzel değil. Kimisini kurduğunuzda problem yaşıyorsunuz, problem çıkartıyor. Kiminde de şehirler iyi fakat yollar çok gerçek dışı. Mesela işte bu Tazmanya haritası gibi örneğin atıyorum. Şimdi o tür haritalar yani gerçekçilikten insanı kopartan, gerçeklikten kopartan haritaları pek eklemiyorum. Estetik açıdan güzel olmayan haritaları pek eklemiyorum. Ama yine de arada bir yapıyorum bunları çünkü yorumlardan bazı arkadaşlar soruyor, şu harita niye yok, bu harita niye yok diye. Öyle olunca onların da isteklerine karşılık vermek açısından ekliyorum. Mesela buna bir örnek vermek gerekirse şu harita. Bu aslında Promos'la çalışan bir harita. Fakat bunu eklediğinizde Promos'taki bazı şehirlerin isimleri kayboluyor. Aslında harita çalışıyor, Promos'la çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama Promos'taki, hatta İskoçya'daki bazı şehirler, İrlanda'ydı galiba, yalan da söylemeyeyim şimdi. Bazı şehirlerin isimleri kayboluyor haritadan. Dolayısıyla bu haritayı mesela burada kullanamıyoruz örneğin. Bunu Promos olmadan kullanmak gerekecek. Başka bir haritada deneyeceğim. Eğer sorun çıkmazsa onu kuracağım.
Tabii gidip de görmedim diye, güzel mi değil mi diye. Çünkü ben haritaları bu hale getirip yayınlamadan önce kendim kuruyorum, test ediyorum. Eğer harita gerçekten oynanmaya değer bir haritaysa, güzel bir haritaysa, keyif alınabilecek bir haritaysa o zaman kuruyorum. Ama yok, harita çok baştan savma bir harita, gerçek dışı bir haritaysa o zaman haritaları kurmuyorum arkadaşlar. Bunları hemen söyleyeyim. Şimdi bundan sonra bir harita daha yayınlayacağım. O herhalde yarın ya da yarından sonra olur. Onda da standart harita, ETS2'nin standart haritasının üzerine kurulacak birkaç tane harita var. O haritaları kuracağım. Onlar da sanıyorum seveceğiniz haritalar olacak. Ondan sonra artık Karadeniz derecesi çıkıncaya kadar herhalde yeni bir harita olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bütün harita yapımcıları Karadeniz derecesini bekliyorlar. O ortalığı büyük ölçüde karıştıracak çünkü o derece. Ondan sonra artık yeni haritalara bakacağız. Evet arkadaşlar, harita işi bu akşamlık da bu kadar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Çünkü şu anda sabaha karşı saat 5 burada. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.